Yeni bir gelişme Astana Liderler Zirvesi'nin toplanması. Biliyorsunuz Mart ayında Tahran'da yapılması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Tahran'da bir araya geleceklerdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu gerçekleşmedi ve ertelendi. Tabii bu arada sorunlar da birikti. İşte Suriye'de İdlib'in durumu var. Erdoğan-Putin zirvesinde imzalanan mutabakatın ne kadar yerine getirildiği, ne kadar getirilmediği, şu anda durum ne? E4 karayolu hala açılmadı. Teröristler provokasyonlarını sürdürüyorlar. Bütün bunlar ele alınacak. Tabii burada kritik bir noktada bölgede Türk lirasının kullanılması son derece tartışılıyor. Tartışmalı bir durum. Şu anda Türkiye'nin etkin olduğu bütün bölgelerde Türk lirası kullanılmaya başlandı. Buna da İran lirasının işte devalüasyona uğraması ve istikrarsız olması gerekçe gösteriliyor. Ancak bir bölgede bir başka ülkenin para biriminin kullanılmasına teşvik etmesi beraberinde başka tartışmaları da getiriyor. Yani işte böyle bir dönemde bir araya girecek. Tabii bu arada bir başka şey daha var. Türkiye ile Rusya Libya'da karşı tarafta gibi gözüküyorlar. Aralarında irtibat kesilmese de son gelişmeler, özellikle Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un ve Rus Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin son dakikada ertelenmesi ertesinde biraz daha Libya'daki gerginlik tırmandı. İşte böyle bir ortamda Liderler Zirvesi toplanıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif geçtiğimiz günlerde önce İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Arkasından Türkiye'den Moskova'ya hareket etti ve Moskova'da Lavrov'la bir araya geldi ve görüşme sonrası yaptığı açıklamada Liderler Zirvesi için hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın onayını aldığını söylemişti. Nihayet gerçekleşti ve bugün Liderler Zirvesi gerçekleşiyor. Tabii bu yüz yüze bir görüşme olmayacak. Video konferansta yapılacak bir görüşme olacak. Bu görüşmede tabii ele alınacak konular önemli. Peskov bu konuda bir açıklama yaptı. Hem bu zirveyi doğruladı. Muhtemelen zirvenin saati de 14 civarında gerçekleşecek dedi. Liderlerin konuşmalarının da basına açık olacağını ifade etti. Görüşülecek konular arasında ne var? Bizim edindiğimiz bilgilere göre İdlib'in durumu, son durumu ele alınacak. Erdoğan-Putin zirvesinde Moskova mutabakatında varılan noktadan ne kadar geride oldukları, bunun nedenleri, E4 yolunun hala temizlenmemiş olması gündemde olacak. Bir diğer konu da Fırat'ın doğusundaki durum. Fırat'ın doğusunda ABD'nin oradaki Barzani'ye yakın gruplarla PKK'yı birleştirmesi, Barzani'ye yakın grupları öne çıkararak PKK'yı gizlemeye çalışması konusu da gündemde. Rusya ve Türkiye'nin bu konuda İran'ın da farklı bir görüşü yok. Herkes Fırat'ın doğusunda Esad yönetiminin hakim olmasını istiyor. Ancak Amerika orada işte küçük bir devletçik kurmak için her türlü yolu deniyor. Bu görüşmede Libya'nın durumu da ele alınır mı bilemiyoruz. Ancak İran Libya konusunun biraz dışında. O nedenle bunun Erdoğan-Putin arasında başka bir görüşmede ele alınabileceği ifade ediliyor. Şu anda Suriye öne çıkmış durumda. Tabii bir başka konu da Suriye Anayasası. Bunun öncesinde yapılacağını söylemiş zaten. Cenevre'de yapılacak toplantı öncesinde bir görüşmenin gündeme gelebileceği, bir zirvenin gündeme gelebileceği söylenmişti. Suriye Anayasası ve kalıcı bir çözüm için ne yapılması gerekiyor? Liderler bu konuda belli bir noktaya gelmeye çalışacaklar. Eğer belli bir anlaşma sağlanırsa önümüzdeki dönemde Suriye'de daha hızlı gelişmeler yaşanabilir.